Sevgili seyircilerim, merhaba. Film gibi hayatlarda birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta yine çok özel bir isimle sizinleyim. Uçurtmayı vurmasınların Zeynep'i, Hayat Devam Ediyor'un Kudret'i ve birçok unutulmaz karaktere imza atan tiyatro, dizi, sinema ve televizyon sanatçısı sevgili Rozet Hubeş bizimle. Hoş geldin Rozet. Hoş bulduk Hülya Hanım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Bugünlerde ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz işte. Haklısın, hepimiz öyle. Öyle, öyle. Sen 34 yıldır profesyonel anlamda tiyatrodasın. Evet. Onlarca oyunda rol almış, değerli bir isimsin. Çok teşekkür ederim. Tiyatro geçmişinin yanı sıra oynadığın sinema filmlerin var, diziler var ve hafızamızda hep o karakterlerle yer ettin. Farkındaysan Rozet Hubeş'i birbirine karıştırarak Rubeş demek geliyor içinden sana. Çok değişik bir ismin var. İsmini kim koymuştu? İsmimi babam koydu. Baban koydu. Babam koymuştu rahmetli. Rozet, Roza'dan mı geliyor? Evet, yani gül... evet, evet. Gülden geliyor. Ha. Babaannemin adı Roza'ydı. Sonra da bana işte o zamanlar Rozet koymak istemişler. Hani Roza ne çok güzel. Böyle şey gelmiş onlara. Rozet koymak istemişler. O da küçük gül demek zaten. Ama şimdi artık büyük gül o. Rozet sen... Doğma büyüme İstanbullusun. Doğma büyüme İstanbulluyum. Hatta ben bir yerde okumuştum. Eski İstanbul'u ucundan yakaladım gibi demiştin. Evet. Nasıl yakaladın İstanbul'u? Şöyle yakaladım. Eski İstanbul'u anneannem, babaannem, büyük dedem, babam onlar eski İstanbul'u yaşadılar. Evet. Ben de ancak onlar sayesinde onların anlattıklarıyla... Eski İstanbul'u ucundan yakalayabildim. Yani anneannem mesela bana anlatırdı. Onlar Beyoğlu'na çıkarlarmış. Hı hı. Beyoğlu'na çıkmak diye, Pera'ya çıkmak diye bir terminoloji varmış. Yani. Anneannem anlatırdı mesela. Biz dedi, derdi Beyoğlu'na çıkarken mutlaka en şık kıyafetlerimizi giyerdik. Ha. Büyük baban işte mutlaka yanına bastonunu ve şapkasını, ben de mutlaka şapkamı ve işte en iyi kıyafetlerimi giyer, öyle çıkardık. Ben de çok iyi hatırlıyorum, çok doğru. Gerçekten Beyoğlu'na çıkmak diye bir deyim vardı. Yani sosyal hayata karışmak ve orada sanatla buluşmak gibi. Evet. Değil mi? Evet, orada sinemalara çok gidilirmiş. Artık. İşte orada tiyatrolara, konserlere, müzikallere gidilirmiş. Öyleymiş. Oradan işte ucundan yakalayıverdim. Onların anlattıklarıyla. Evet, belki... evet ya, onların anlattıklarıyla. Aslında böyle kahkahası bol, aile ilişkileri kuvvetli bir çocukluk dönemi geçirdiğini biliyorum. Evet. Çok değerli, çok kıymetli çok, bir yaşanmış. Çok, çok. Böyle bir ailede büyünmenin sendeki etkilerini anlatır mısın? Mutlu bir çocuktum. Ya. Yani çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Evet. Allah'a çok şükür, bin şükür, çok mutlu. Çok az insana nasip olur işte. Hem halası, hem dayısı, hem teyzesi, hem amcası olmak. gerçi amcam Amerika'daydı ama gelirdi, yazları gelirdi. O burada tıbbı bitirdi, sonra Amerika'ya gitti. Amerika'da kaldı ailesini. Burada evlenmişti, orada devam etti kalmaya. Orada da vefat etti. Ama biz de böyle ne diyeyim size, bayramlarda... İşte hep böyle herkes bir araya gelirdi. Birlikte kutlamak çok diye bir güzel şey vardı, bir şey. Kocaman sofralar hatırlıyorum. Yani çok kaybettiğimiz şeylerden bahsediyorsun. Yani kocaman sofraları kaybettik. El öpmeleri, sarılmaları, gerçekten. Saygıları, ziyaretleri. Ama yani yetiştirilişinde bunların var olduğunu bilen bir çocuk. Ailesi tarafından özgüvenli yetiştirilmiş bir çocuk ya da tam tersi güvensizlikle yetiştirilmiş bir çocuk arasında ne kadar çok var. Ben kısmetliydim, şanslıydım. Allah herkese öyle çocukluk, öyle güzel aileler nasip etsin. Çünkü çok şey, çok önemli çocukluk, geçirilen çocukluk, mutlu çocukluklar. Gerçi mutsuz çocuk
mutluluk geçirip de hayatta güzel şeyler yaşayanlar da var. Mutluluğu arayan ve onu yaratan. Yaratan, bulan insanlar da var. Yani. Ben bu arada tabii ki annene ve babana Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Kaybettiklerimiz olun, aslında hep kalbimizde. Değil mi? Acıları taze ama onları biz içimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Öyle. Ben şimdi senin çocukluğunda oyun sahnesi kurarmışsın ve sen şu ol, sen bu ol, onlara roller verip sen o yaşta belliymiş senin ne olacağını. Evet, yaparmışım. Annem anlatırdı. Mesela işte annemin arkadaşları, hanım arkadaşları gelirdi. Hepsi yaşıttı. Hepsinin çocukları vardı. İşte oturduklarında, sohbet ettiklerinde biz çocuklar başka bir odaya geçerdik. Hemen. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Sen bunu ol, ben bunu ol, sen bunu ol. Ben de bunu olayım, tamam oldu. Hemen. Sonra küçük böyle şeyler kurardık kendimize. Tiyatro böyle. Onlarla şeyler oynatırdık. Oyuncaklar oynatırdık, kuklalar oynatırdık. Tabii, çok güzeldi ya. Çok İlkokuldan sonra sen Benoa'da okudun. Evet. Değil mi? Okuldayken tiyatroyla faaliyetlere katılır mıydın? Var mıydı o yani? İlkokulda başladı. Faaliyetler ilkokulda başladı. Devam ediyor. Yani oradan çünkü başladı. Çünkü bir okul öğretmeni, galiba matematik öğretmenin rozet için basit bir denklem üç perdelik dramaya dönüşebilir diye yazmış yani. Çok sevdiğim bir hocamdı. Öğretmenin de seni görmüş yani. Evet. Bu çocukta çok, bir sanat ruhu var. Eyvah. Ama sonra sen İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca dili ve edebiyatını kazandın. Evet. Fakat yani ben bunu duyunca çok enterese oldum. Bir yandan üniversiteyi okuyup aynı zamanda konservatuvar imkanlarına girip ikisini birden yürütüp ikisini birden devam ettirmiş. Evet. Ve de o sıralarda yeni evlenmiştim. Bir de üstelik. Evet, ve de grupta ilk evlenen de biz olduğumuz için arkadaşlarımız genelde bize gelirdi. Konservatuvarı şöyle istedim. Çok merakım vardı tiyatroya. Onu dinliyorum, bunu izliyorum. Çok tiyatroya giderdik. Rahmetli annem babamla çok tiyatrolara giderdik, sinemalara giderdik, operalara giderdik. Gerçi balelere giderdik. Tam bir şeydi yani. Sen kendini o dünyanın niye ait bir insan çok da seviyordum yani, çok seviyordum. Sonra ilkokuldan itibaren ne iş verirse en işte önemli okuldaki roller. Okuldaki listelerde hemen ön plana çıktı. Sonra işte lisede çok sevdiğim matematik öğretmenim, fen bölümünde okuyordum ben. O zamanlar bizim Saint-Benoît'da iki edebiyat bölümü bir fen bölümü olurdu. Benim dönemimde ilk defa olarak iki fen bir edebiyat oldu. Ben fen bölümünü seçtim ve matematik öğretmenimi de çok severdim. Ortaokul sondan itibaren benim öğretmenimdi. Dertleşirdim onunla yani, aynı zamanda abim gibiydi yani. Çok iyi tanımış çok, seni. Çok iyi tanımıştı beni. Sonra işte üniversiteye gittiğimde, acaba dedim yani bu işi devam ettirmek, hani nedir tiyatronun işte inciği cıncığı şeyi. Daha teorik nedir eksiğim, gediğim. Ve işte konservatuvar sınavına girdim. Öğretmenlerini hatırlıyor musun? Konservatuvarda kim tabii ki, nasıl unutabilirim? Mesela? Nasıl unutabilirim mesela, Yıldız Kenter'i? Bir Yıldız Kenter. Nasıl unutabilirim Çetin İpekkaya, Seyit Mısırlı, Gönül Çapan? Nasıl unutabilirim onları? Hepsi. Güngör Dilmen, Müjdat Gezen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna, bunların hepsi benim hocalarım oldu. Peki içlerinden senin hayatını en çok etkileyen tabii bir sözüyle, bir dokunuşuyla sana? Tabii ki Yıldız Hoca. Tabii ki, değil mi? Düşünmeden cevap veriyor insan. Tabii ki Yıldız Hoca, yani şüphesiz Yıldız Hoca'ya. Evet. Çok emeği var üstümde. Hepimiz gani ona gani rahmet olsun. Evet, saygı. Mutluluk ve neşe sevgi, içinde olsun inşallah. Evet. Sevdikleriyle beraber mutluluk ve neşe içinde olsun. Şükran Bey'e de bu arada. Ah, o da işte beraber buluştular onlar. Evet. Orada. Beraber buluştular. Peki konservatuvardan
Birlikte okuduğun arkadaşların bu arada çok, kimler oldu? Çok. Mesela tanıdıklarımız tabii, var tabii içinde. Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, bak, Özdemir Çiftçioğlu, Turgay Kan, Türk Dilbe Saran. Oh, oh, ne kadar verimli bir Ondan yılmış. Ondan sonra Gülen Karaman. Bu şu anda ilk an aklıma gelenler Arif Akkaya. Ya. Başka şu anda heyecanlıyım aklıma şey yapamıyorum. Peki konservatuvara Ayşegül İşsever. Evet, konservatuvara girdikten sonra üniversite olmasa da olur olsa da olur diye düşünmemişsin. İkisini de beraber devam etmişmiş. Geleceğin için şimdi okullar bitti. Geleceğin için sen bir kendini tasarlarken ailen sana destek verdi mi? Veyahut da karıştılar mı? Veyahut da onu yap bunu yapma gibi? Yok. Ha. Hiçbir zaman ne istiyorsan onu yap dediler bana. Ha, harika. Çok. Ve profesyonel olarak tiyatroyu seçtin. Ve profesyonel tiyatro... olarak daha tiyatroyu seçmeden daha konservatuvarın birinci sınıfında Yıldız Zaten Hoca... Zaten başladın mı? Rozet'cim dedi sana bir tekst götürün vereceğim dedi. Orada üç tane rol var senin yaşına müsait olan. Hangisini istiyorsan seç dedi. Ben daha hazırlık sınıfındayım konservatuvarın ve daha gireli bir ay falan olmuştu. Ben böyle hayretler içinde kalmıştım. Tüylerim diken diken. Hocam falan. Bir oku demişti. Hangisini istersen. Fakat işte maalesef kabul edememiştim. Çünkü hem üniversite hem konservatuvar hem bayağı şey. Bayağı ağır. Hocam dedim nasıl götüreceğim? Hani o da bana ilk sınavda ilk sorduğu soru olmuştu. İkisini birden yürütebilecek evet, misin? Ben, nasıl benim yürüteceksin de diye. Çekti. Dedim ki beni affedin hocam dedim bu sene hiç olmazsa hani hem konservatuvarın birinci senesi hem üniversitenin birinci senesi. Peki kızım demişti. Sonra onunla beraber profesyonel hayatımda bir çift kanatı oynamak nasip ya. Oldu. Evet. Yıldız Hanım'ın en çok galiba hepimizi uyardığı bir konu vardı. Özellikle Türkçemizi en doğru şekilde kullanmak. Evet. Sanki günümüzde çok fazla da önemsenmiyor gibi geliyor bana. Türkçemiz zaman zaman erozyona uğruyor. Bazı şeyleri dikkatten kaçırıyoruz gibi geliyor. Oyunculara biraz galiba bu konuda biraz daha dikkatli olmak düşüyor. Çünkü sen dublaj sanatçılığı yaptın değil mi? Evet, uzun yıllar yani tiyatroda çok çeşitli oyunlar oynadın. Tabii ki farklı karakterlerin farklı şiveleri ya da diyalekleri olabilir. Bunları kabul ederim ama yani Türkiye'de konuşulan Türkçenin bir özü var. Onu kaybetmemek lazım. Bu konuda son zamanlarda çok fazla dikkat edilmiyor gibi geliyor bana. Çok yanlışsınız diyemeyeceğim ama belki de zamanın hani dil çünkü Fransız filolojisindeyken bunu çok rahmetli hocalarımız çok ifade ederlerdi. Dil yaşayan bir şey. Dil zamana göre sürekli olarak hareket halinde olan bir şey. Bu zamanın dili de galiba bu ama şimdi sokak dili diye tabii her gün konuştuğumuz dil başka bir şey. Ama tiyatroda olsun, sinemada olsun, televizyonda olsun. Rol gerektirmedikçe, o zaman mümkün olduğu kadar anlaşılır. Düzgün Türkçenin ben tabii ki taraftarıyım. Evet. Çünkü Türkçemiz o kadar güzel bir lisan ki. Kendine has melodisi olan. Çok güzel çünkü biz yani Türk deyince Türkçe. Türkçe ile biz varız. Yani dilimizi kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Onun için yeri gelmişken Türkçenin önemine vurgulamak istedim. Ama sen Türkçeyi kaç türlü şivede konuşabilen bir kadınsın. Teşekkür Hatta ederim. Bir iki tane örnek verir misin? Yani bir Karadeniz, söyle bir Doğu, bir hani İstanbul tipleri. Ne bileyim yani mesela, çok... ne istiyorsunuz mesela, ne?
Hani ne konuşmamı istersin mesela? Ne bileyim, hava mesela bugün güzel. Onu seviyorum. Aslında hava güzel midir, değil midir? Ben o kadar emin değilim. Ermeni oldu. Birdenbire Ermeni oluverdim. Sonrasında nasıl anlatsam ki size? Rum hava bana göre o kadar güzel ki. Bir anda Rum oluverdim. Oluverdi. Bir de Karadeniz yok. Onu da çok seviyorum. Temelleri çok severim. Çünkü temel fıkrasını çok severim. Temel'e sormuş. Demiş ki Temel. Cüneş'e cidacım. Ula Temel demişler. Nereye gidiyorsun sen? Nasıl gideceksin? Güneş sıcaktır. Kaynarsın, ölürsün, yanarsın, tutuşursun. Yok demiş, tutuşmam. Tutuşursun, tutuşmam. Tutuşursun, tutuşmam. Nasıl tutuşmasın? Nasıl gideceksin oraya? Akşam serinliğinde gideceğim. Ay canım ya. Bu temel fıkraları hepimiz. Değil mi? Çok severim. İyi ki var bize. Sen aslında pek ön planda olmayı sevmesen de aslında birçok oyuncunun yetişmesinde oyuncu koçluğu yaparak destek veriyorsun onlara. Evet. Yani oyuncu koçluğu aslında dünyada da çok değer verilen bir şey. Ne kadar profesyonel olursa olsun bir oyuncu o rol için oyuncu koçluğuyla çalışmaya tercih ediyor, devam ediyor. Yani bu bizde de artık bayağı oturdu. Oturmaya başladı. Değil mi? Sen yani öğretmenlik yapıyor olmak senin için ne ifade ediyor? Çok keyifli. Yani nasıl onları keyifli? Ekranda görüyorsun. Nasıl onu keyifli? Benim yetiştirdiğim talebem deyip arkasına destek oluyorsun. Çok değil çok mi? Büyük keyifli. Çok güzel bir şey. Anlatamam size ne kadar keyifli bir şey olduğunu anlatamam. O çocukların paylaşmak. Evet, çok güzel. Yani vermek. Bu kadar zaman hocalarımız da bize verdiler. Yani, her şeyi verdiler. Aldıklarımızı şimdi sıra bizde. Çok güzel. Şimdi aslında bakıyorum da sen bütün hayatı boyunca tiyatroyla yaşayan, seyirciye duygularını geçiren bir oyuncusun. Mesela Martı oyununda Polina'yı canlandırırken azıcık repliğin olmasına rağmen mimiklerinle öyle bir konuşturuyorsun ki karakteri. İnanılmaz, müthiş, çok çok profesyonelce, müthiş bir ustalık isteyen bir oyun. Teşekkür ederim. Seni kutluyorum gerçekten. Bir daha gelebilirim oyuna. Bir tiyatrodan bir VTR hazırladı arkadaşlar. Öyle mi? İzninle onu seyredelim beraberce. Severek. Biliyorum beni istemiyorsunuz. Haklısın. Yakın olduğumuz başka kadınlar da var. Hepsini birden yanınıza almanız imkansız. Anlıyorum. Ben bir kralı çağırayım. Hatlan be hatlan ben bir paratonu çağırayım. Al bakalım. Anladın mı? Ben bir kralı çağırayım. Hatlan be hatlan bir paratonu çağırayım. İyi yaptım ben aslan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok be adam. Ne yaptın sen şimdi? Sen oturduğunu zannediyorsun. Yok. Sen oturmuyorsun. Sen çök olsun. Eğer burada kalmak zorunda olmasaydım ben de sizinle gelirdim. Kalman gerektiğine inandığın için kalıyorsun. Unutma, bu dünyada her gidenin bir kalana ihtiyacı vardır. Her kalanın da bir gideni sultanım. Canım. O taht kadar taş düşsün başına. Ha baksana, Hanlan Sultan bile korkuyor kaynanasından. Ay. Bir de hikayeler ölüm getirmez diyor. Onun tuzu kuru tabii. O sultan. Biz? Sayılamayacak kadar çok oyunun var. Bu yıl 30. yılını dolduruyorsun şehir tiyatrolarında galiba. Evet Hülya Hanım. çok minnet ya. Doluyum. Çok güzel. Türkiye'nin en eski kurumlarından birinde evet. 30 yıl çalışmak gerçekten büyük bir kısmet. Çok onur duyuyorum şehir tiyatrolarında. Çok da güzel ödüllerin var. Onları da anmak istiyorum seninle. Bu gayri resmi Hürrem oyunuyla Sadri Alışık'tan, Afife Jale'den,
en iyi kadın ödüllerine sahip oldun. Evet, Allah kısmet etti öyle ya, şeyleri. Böyle söz ettiğine göre senin için ne ifade ediyor? Çok şey. Ödüller? Tabii ki çok çok önemli şeyler bunlar. Bunlar takdir edilmek çünkü. Hı hı. Hani emeklerim görülüyor. Ne kadar güzel bir şey. O kadar insanı onore eden şeyler bunlar. Çok güzel evet. Şeyler bunlar. Hayat sana bazen de özverili olmayı icap ettirdi diyebilir miyim? Çünkü ses evet. Tellerinden ameliyat olmuştun. Evet. Sesini hiç zorlamaman gerektiği halde bu oyunda neredeyse böyle hiç durmadan konuşan bir evet. Karakteri canlandırdın. Yani sorumluluk duygunu anlıyorum ama hiç korkmadın mı? Ya daha önemli bir sorunla karşılaşırsam ne yaparım diye. Mesleğim. Ama sahneye çıkınca tamam her mesleğim. Şey unutuluyor değil mi? Sağlık mağlık da kalmıyor. Yok. Onun hakkını. Rahmetli Suna Hanım beni pek çok iyi anlardı. Mı? Suna pek uysal. Nurlarda yani. O nurlarda olsun evet. İnşallah. Hepimizin mutluluk sevgilisi. Ve sevgi ve neşe içinde olsun inşallah. O bana söylerdi. O da biliyorsunuz biliyorum. Bir sorunu vardı sırtında. Gelirdi kulise. Ah oram ağrıyor. Ah buram ağrıyor Rozet'cim çok canım ağrıyor. Bir çıkardı sahneye. Devleşirdi sahne. Devleşirdi ve ağrı nefşi. Ne ağrı. Suna Hanım yok derdi. O anda hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum derdi. Sahneye adımını attığında ne ağrısı kalırdı ne sızı kalırdı. Doğru. Kamera çalıştığı anda biz de her şeyi aynı unutup, şey değil mi? O anda normal hayatta yapamayacağımız şeyleri bile yapabildiğimize şahit olduk hep beraber. Değil mi Hülya Hanım? Sizin de başınıza gelmiştir öyle şeyler. Şey. Sevgili Rozet sanıyorum sen 5-6 senedir galiba Afife Jale ödülleri için jüridesin. 3 senedir. 3 senedir. 3 senedir. Yani bayağı bütün sezon oyunları izliyorsun. Evet. Yüzlerce belki bilmiyorum. Evet. Bu kadar çok oyun izleyip de onların içinden bir şeyler seçmek, ödüllendirmek için zor olmuyor mu? Hem zor hem çok zevkli Hülya Hanım. Çünkü gerçekten çok önemli. Ben yaşadığım için böyle bir şeyi ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Takdir edilmek, onore edilmek çok güzel bir şey. Elbette. O yüzden de elimizden geldiği kadar oyun seyretmeye çalışıyoruz. Hepimiz gerçekten çok büyük bir çaba. Ben Afife Jale'ye girmeden önce ne kadar büyük bir iş olduğunu bilmiyordum. Girdikten sonra gördüm. O kadar güzel şeyler yapan yeni arkadaşlar, evet, yeni çok... tiyatrolar çok güzel. Çok güzel amatör tiyatrolarımız çok güzel, var değil mi? Çok güzel. O kadar umut dolu, geleceğe yönelik, o kadar insana şevk veren şeyler seyrettim ki. Yani seyirci için de aynı şey geçerli. Tabii ki tiyatro yapan herkes için de geçerli. İlgi görmek, takdir tabii ki, görmek, tabii ki. İzleniyor olmak, takip ediliyor olmak gerçekten ancak bu şekilde bir oyuncu ayakta durabiliyor. Doğru, zaten. Kesin. O alkış sesleri. Değil mi? Çok güzel, çok güzeldir, çok güzeldir. Bütün bir karşınızdaki seyircinin sizinle beraber ağlayıp, sizinle beraber gülmesi, sizin söylediklerinizle düşünmesi ya da sevinmesi ya evet. Da hayır demesi. Yani bir katkıda bulunuyorsunuz elbette. Siz o kişiye. Elbette. Gerek sinemada, gerek elbette. Tiyatroda. Elbette. Bu çok keyifli bir şey, çok oyunu zevkli bir şey. Oyunu izledikten sonra kapıdan çıkan bir kişiyi düşünüyorum şu anda. Onun hayatında ne kadar değişik, farklı duygular ya da düşünceler oluşuyor. Tabii ki. Kendi yaşamıyla ilgili ya da dünyayla, yaşamla, insanlıkla, insanlarla. Dolayısıyla yaptığımız işin çok galiba güzel. Ulviyeti burada. Çok güzel İnsana, bir iş. İnsan hayatını anlatabilmek. Peki, Sevin Okyay, senin için bir yazısında aslında yetenek avcısı diyeceğim, yıldız avcısı diyeceğim, çok saygı duyduğum, çok değer verdiğim, çok kıymetli bir tiyatro insanı Gencay Gür'ün
Evet. Gence Hanım. Seni gözüne kestirdiğinde eğer evliliği tercih etmeseydi daha başka olurdu Rozet'in kariyeri. Sen ne düşünüyorsun? Sen yeterince tanınmadığını düşünüyor musun? Ben mutluyum. Önemli olan mutluluk. Ya. O kadar önemli ki hayatta mutlu olabilmek. Allah'a çok şükür tiyatromu da yapabildim, sinemada da işim oldu, iş yapabildim, güzel işlerde oldum. Ya. Ama her şeyden önce önceliklerim değişikti benim belki de. Ondan da hiçbir zaman pişman olmadım. Evet, Gence Hanım'ın dediği gibi. Peki öyle bir proje, öyle bir film var ki seneler geçmesine rağmen hiç kimsenin hafızalarından silinmeyecek bir film. Uçurtmayı Vurmasınlar'dan, değil mi, söz etmekten olmaz. Onunla ilgili görüntülerimiz var. Ay çok güzel. Orada Rozet'i izleyelim. Ay çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Barış? İnci beni unuttun mu? Niye unutsun? İnci gelmedi, kuş da gelmedi. Ne demiştim sana? Bakarsın uçurtma olup döner. Tuncu da rahmetli analım değil evet, mi? Evet, Tunç evet. Başaranı, rahmetli analım onu da, çünkü onda da gitmiştim işte onun bürosuna Tunç Bey'in. Bana senaryoyu uzattı. Al bakalım Rozet dedi, oku dedi. Peki dedim. Bak bakalım dedi. Sonra ben okudum, hayran oldum senaryoya Hülya Hanım. Evet, hayran oldum. Gittim, nasıl dedi buldun? Dedim Tunç Bey. Çok güzel. Ya, haddime mi yani? Çok güzel. Çok beğendim. Güzel. Dedi neyi oynayan? Dedim ne verirseniz, hangi rolü verirseniz başımın üstünde dedim. Hepsi hakikaten birbirinden güzel roller. Ama bir tanesinde gözüm var. Hangisi? Zeynep Kaya'da. Ama söyleyemiyorum ki. Hepsi güzel gerçekten. Rollerin hepsi güzel. Senaryo çok, çok güzel. Çok. Ve gerçekten Tunç çok başarılı bir iş çıkardı. Allah rahmet eylesin. Oyunculuklar falan birbirinden harika. Küçüğümüz de çok tatlı. Çok çok. Kendi dublajını kendi yapmıştı. Aslında Zeynep rolüyle de ödülün var. Değil evet mi? Var. Siyat. Evet, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü. Aslında yani bu ilk filmin mi? İlk filmimdi, evet ilk filmimdi. İlk filmin. Bu kadar önemli bir rol, filmde, bu kadar etkileyici bir rolden sonra sinemada çok fazla yer almadığını görüyoruz. Çok az filmin var diye düşünüyorum. Evet. Niye yani? Tiyatro. Senede iki oyun, her sene provadaydım. Hatta bir film, Rozet Hanım sizinle biz çalışmak istiyoruz. Siz mi bizimle çalışmak istemiyorsunuz dediler. Tiyatro ve o zamanlar biz haftada 6 gün oyun oynardık. Tabii canım. Salı, çarşamba matine suare, perşembe, cuma, cumartesi, pazar matine suare oyun oynardık. Tiyatro, dolayısıyla tiyatro öne çıkmış ama ne mutlu ki seni birçok dizide Türk halkı seyretti. Sağ olun. Aslında Çalıkuşu desem.
Ah çalık ışığı. Ah. Çalık ondan da ışığı. Görüntülerimiz var. Aa öyle mi? Tabii, çok arkadaşlarımız güzel. O kadar güzel hazırladılar. Aa ki. Çok güzel. TRT'de çekilmişti evet. O da. Evet. Aslında bir efsaneydi değil mi? Ne çalık diyorsunuz? Çok güzel. Ay çok güzeldi. Sonradan da çekildi. Evet doğru sonradan da çekildi. Sonradan. Belse ediyor muydunuz o zaman? Ne bileyim ben. Yani ben her devrin güzelliği. Kendi çalık ışısı var. Evet tabii. Biraz bunlar ölmeyecek eserler Hülya değil Hanım. Mi? Belki bugün de çekilebilir çalık ışığı. Ben onu düşünüyorum. Neden aslında olmasın? Birçok roman sinemaya aktarıldı ama aktarılmayanlar da var. Onların içinden böyle zaman zaman düşünür müsün neden bu filme alınmıyor diye? Var mı öyle? Yani o gelecektir zamanı diye düşünüyorum. Her mutlaka bir zamanı var belki de. Hani o zaman o çekiliyor, bu zaman bu çekiliyor. Mutlaka inanıyorum ki ben onların da zamanı gelecek ve çekilecek diye düşünüyorum. Çok güzel eserlerimiz var çünkü evet, yani. Evet, Reşat Nuri Güntekin'in çok önemli eserlerinden. Çok. Ölümsüz eseri Çalı Kuşu'ndan VTR'mizi izleyelim. Tamam. Nesi var? Niye ağlıyor? Aşığım. Amcasının oğluna delice aşık. Aşık mı? Niye ağlıyor peki? Bilmezmiş gibi soruyorsun. Ne bileyim canım? İnsan aşık oldu diye ağlar mı hiç? Bu kadar hissiz kız görmedim hayatımda. Bırak canım numara yapıyor. O da aşık. Hem de nasıl? Kim? Ben mi? O yakışıklı akraban her gün için geliyor. Bilmiyor muyuz sanki? O mu? Gözümle görmesen bu kadar hissiz bir kızın aşık olmasına imkan yok derdim ama... Haklısın şekerim. İnsan bu kadar hissiz bir kızın aşık olabileceğine inanamıyor ama... Siz öyle bilin şekerim. Ben dememiş miydim? Ay vallahi aşık. Anlat ne olur anlat. Seni çok seviyor değil mi? Oo! Çok acı çekiyor mu sevgilin? Alev gibi yanıyor. Ellerine kapanıp ağlıyor mu? Ah, her gelişinde hüngür hüngür ağlıyor. Oh, comme c'est merveilleux. Ah, şimdi beni de ağlatacaksın. Ya Rozet, sen zaten o okuldan mezun olduğuna göre o dünyayı, o atmosferi çok iyi tanıyorsun. 80'li yıllarda TRT'nin birçok işinde sen vardın. Evet. Ama sonra bir ara verdiğin tabii tiyatro. Ama sonra bir proje var ki bir döndün ki pir döndün. Hayat devam ediyordan söz ediyorum. Çok zevk aldığım bir roldü. Değil mi? Çok severek oynadığım bir roldü. Burada dizide göç, kumalık, kadına şiddet gibi maalesef ülkemizde yok sayamayacağımız konular işleniyordu. Sen bu konularla ilgili ne söylemek istersin? Mesela kadına şiddet konusunda sanatın bir katkısı olabilir mi? Yine Mahsun Kırmızıgül bana bunu teklif ettiğinde, senaryoyu okuduğunda vuruldum. Çünkü o zamana kadar bu kadar altı daha bir çizili olarak ilk defa ben bir dizide gördüm. Ve çok sevdim. Kudret karakterinde de kumalık. Ya. 4 tane çocuk doğurduktan sonra... Ben başka kadını seviyorum, senin üstüne başka bir kadın alacağım. Dinlen bir kadının psikolojisi. Evet. Göç etmek. Ya. Bilinmedik bir diyara. Toprağından kopmak. Köklerinden koparılmak. Gitmek zorunda kalmak. Bütün bunlar şiddet. Kadına şiddet her açıdan. O kadar beni vurmuştu ki hiç düşünmeden...
Evet dedim. İyi ve çok neymiş. Severek ya oynadım gerçekten. O rolü. Çok ikilemli, çok gelgiti olan. Hı-hı. Bir taraftan hani Kudret sevilmeyen kadın, bir taraftan çok sevilen kadın. İnanmayacaksınız. O kadar çok kadın yanıma yanaştı. Tabii ki. O sırada. Tabii ki. O kadar çok benimle... Çünkü sen onları temsil ettin. Evet. Çünkü böyle bir yara var, böyle bir gerçek var. Var. Ve kendilerinin dili olman onları çok mutlu etti. Sen onların dilisin. Canlandırdığın karakterle onları temsil ettin. Onları hatırlattın. Çok çok da güzel canlandırdın. Çok ve orada ederim. Bir şiven var. Yani evet. O yörenin kadınısın. Evet. Bu da çok... Herhalde uzun zaman böyle bir kırsal alan kadını oynasam diye düşünüyordum. Çok istiyordum. Bu da sana çok bir istediğim bir şeydi. Geldi. Genelde hep şehirli kadınları... Evet. Yapım, tipim hep şehirli kadınlar. Yani akla ilk gelen şey. Bu da benim için çok büyük bir meydan okumaydı tabii bir yerde. Ki, tabii ki. Acaba nasıl olacak ama Mahsun'la ilk yani hemen tamam demiştik yani. O da tamam dedi, ben de tamam demiştim. Ve çok severek oynadım. Çünkü çok savunduğum bir roldü Kudret. Kudret'i hiçbir zaman kötü kadın olarak görmedim ben. Hı hı. Benim için Kudret yaşadıklarından dolayı hangi kadın bunları yaşasa kötü olmaz. O kadar doğal ki. Kötü olmaması için sebep yoktu Kudret'in. Bunları aşmak kolay değil bir kadın için. Hele böyle bir durumda. O yüzden çok severek oynadım. Çok da geldi kadınlar. Başına gelen... hakikaten birbirinden acı, dramatik olayların katılaştırdığı bir kadındı. Evet. Oldukça kritik bir roldü. Yani bıçak sırtı büyük bir başarı. Çok teşekkür ederim. Çok tekrar kutluyorum. Gerçi sizin oynadığınız rollerin yanında. Hani ben... Ancak yine durduğumuz yerden devam etmek istiyorum. Hepimiz farklı karakterleri yaşamak istiyoruz. Az önce söyledin ya, meydan okumak diye kendimize o meydanı okumayı istiyoruz. Fakat fiziksel özelliklerimizle ilk yer ediyoruz hafızalarda. Ve o fiziksel özelliklerimize yakışan roller biçiliyor. Ve bir müddet o rolleri oynamak zorunda kalıyoruz. Yani seni dinlerken ben kendi kariyerimi de gözümün önüne getirdim. Bir 10 sene falan ben sadece o masum genç kız olarak insanların hafızalarında yer etmiştim. Daha sonra giderek hem mesleğini hem insanları hem yaşadığın ülkeyi hem dünya nasıl bir iş yapıyorum, ne yapıyorum, benim yaptığım iş insanlara nasıl dokunuyor, nasıl, o zaman daha yaşayan karakterleri sahiden toplumda var olan mutlaka işaret edilmesi, parmakla işaret edilmesi, görülmesi, gün ışığına çıkarılması gereken kadınları canlandırmak istiyorsun. Ne kadar doğru yapmışsın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok takdir ediyorum. Çok mersi. Eksik olmayın. Çok oyun çıkardın çünkü. Şimdi arkasından bir Yusuf masalına geçelim mi? Geçelim. O bir komedi daha. Sitcom tadında değil sitcom mi? Sitcom tadındaydı. Çok ondan keyifliydi. Ondan da görüntülerimiz var. Ne İstersen güzel. Önce bakalım sonra olur. Üstüne konuşalım. Kızlar, Bestegül Hanım'ın verdiği çalışmayı yaptınız mı? Benim çalışmama hacet yok ya anneciğim. O çalışmaların hepsi kabiliyetsizler için. Hı hı. Dilber, çalışmaları yaptın mı kardeşim? Allah Allah. Ben neden yapıyormuşum ki? Yetenek dersen ben de gani gani. Gani gani. Ay niye gülüyorsun ki sen şimdi? Anne, şu kızına bir şey söyle. Benimle dalga geçmesin. Zaten aklım karma karışık. Ay. Anne haklısın vallahi. Güzelim konağımıza nazar değdi bizim. Anne, o esir hala tavan arasında mı? Orada ya.
babam niye onu hala orada tutuyor ki? Çünkü babanız fazla iyi niyetli de ondan. Bu Maria daha başımıza kim bilir ne işler açacak. O tavan arasındaki çocukla mı? Tabii ya. Kesin onunla bir ilgisi... Eğer ikisine suçüstü yaparsak... Maria'dan da... kuyruklarından da... ilelebet kurtuluruz. Çok tatlıymış. Çok. Rozet, ben seni yakından tanıdığım kadarıyla... ne kadar mükemmeliyetçi bir insan olduğunu biliyorum. Her şeyi çok özenli, dikkatli, planlı yapmaya çalışıyorsun. Bu kadar mükemmeliyetçi olmak seni yormuyor mu? Bilmem, öyleyim. Bilmiyorum. Ben böyleyim. Bilmiyorum ki böyleyim, bu yaşa kadar böyle gelmişim. Tamam. Ama seviyorum yani her şeyi güzel olsun, iyi olsun. Elimden geldiği kadar tabii. Herkes elinden geleni yapmalı bu hayatta, öyle değil mi Hülya Hanım? Evet ama biraz senin gibi daha planlı, daha programlı olunca... yorgunluğu daha az oluyor. Hiç olmazsa o arada planladığın şeyleri gerçekleştirecek zaman ayırıyorsun kendine. Şimdi yine son sinema filmlerinden biri Mahalle Aşkı'na gelmek istiyorum. İstersen yine önce görüntümüzü izleyelim. Onun üzerine konuşalım. Olur. Nesli'm, bu salatadan devamlı limon çekirdeği çıkıyor ya. Niye bunu şeyde sıkmıyorsun? Neydi bunları? Annem, bugün serseriler sahaya hırç çıkarmaya geldi. Babam böyle elinde sopayla bir çıktı. Defol buradan dedi böyle, anladın mı? Böyle herkes babamı alkışıyor, akra tribün yapmışlar böyle. Dalacaktı köpekçilere de, babam yol verdi sonra hepsine. Aynı adamlar mı yine? Akılları sıra tehdit ediyorlar işte. Dede orayı satsın kurtulalım değil mi bir tanem ha? Nasıl ekmek yiyeceğiz? Kolay mı? Orası çok değerli mesin. Sen hala anlayamadın. Gün başına bir şey gelecek, sen ancak o zaman anlayacaksın. Orası satılmayacak. O kadar. Candan değerliyse söyle de bilelim. Değerli! Benim için değerli! Size söylüyorum. Benden sonra eğer orayı satarsanız... mezardan çıkar gırtlağınıza sarılırım böyle. Sana zombilik de yakışır baba yani, o yüzden. Tufan, vurmuş çocuğa. Yani sıcacık bir hikaye, böyle mahalle çok, duygusunu çok, yaşatan. Çok, ya ben çok güzel, ben onu çok güzel. O bu filmin de çok güzel, çok iyi tartıştığı çok önemli bir konu vardı. Hı. Şehirleşmek, şehirleşmenin içinde kaybolmak. Şehirleşmek zannedip şehirleşememek. De var yani. Ve bu da var. Yani her ikisi de var. Şehirleşmenin içinde yitip gitmek, yitip gitmemek. Yapılan mücadele, verilen mücadele. Evet. O yüzden çok zevk almıştım bundan da. Çünkü çok gerçek. Çok gerçek, çok gerçek yani. Ama bütün dünyada olan bir şey. Bina, her yer bina doluyor, her yer bina doluyor. Toprak gittikçe yok oluyor. Gerçekten. Burada da o futbol sahası bence toprağı ifade ediyordu. Toprağın yok olması, toprak için verilen mücadele. Çok güzel bir şey. Kaybolan değerler. Evet. Konuşacak çok şeyimiz var ama zaman da gittikçe daralıyor. Yani bitmek üzere. Bedel dizisinden de söz etmeden olmaz herhalde değil mi? O da çok güzel bir dizi. Ya. Orada da Necip Memili değil mi? Son zamanlarda çok popüler olan bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Orada annesini oynamış. Evet. Orada daha böyle psikolojik sorunları olan bir çocuğu oynuyordu. Ben de psikolojik sorunları olan bir kadını oynuyordum. O da çok zevk psikolojik aldı. Psikolojik sorunları olan bir annenin, psikolojik sorunları olmayan bir çocuğun olması düşünülemez. Demez. Yani, değil mi? Yapacak bir şey yok. Biraz özel hayatına gelmek istiyorum. Çünkü 38 yıldır çok mutlu bir yuvan var. Şükürler. Büyük bir aşk hikayesi devam etmekte hala. Ne güzel.
Selim hem bizim mesleğe yakın ama bizim meslekten değil. O bir müzisyen. Aslında eşim mali müşavir, muhasebeci ama... Ama yani sanat... Eşim gitar çalar. Eşimin çok büyük, çok büyük bir koleksiyoner Selim. Oh, kitap koleksiyonu var, müzik aletleri koleksiyonu var. Belki 10.000'e yakın kitabı var, 2.000'e yakın müzik aleti var. Pipo koleksiyonu var, tesbih koleksiyonu var. Yani biriktiren... Fotoğraf makinesi koleksiyonu var. Müthiş güzel. Kalem koleksiyonu var. Bunların hepsini sığdırabilecek bir evde oturuyorsunuz. Yok, hayır. Onun ayrı bir evi var, hobi ya, evi oraya, var. Oraya biriktir. Her şey orada. Biz başka bir yerde oturuyoruz. Hiç unutmuyorum. Bir koleksiyonerlerin en büyük derdi o. Evet. Sığamazlar bir yere. Evet, çok büyük bir koleksiyonerdir. Güzel besteleri vardır Selim'in. Çok sevdiğim. Besteleri de evet, ama çok güzel besteleri vardır. Ne güzel. Bir gün güzel. Bize geldiğinizde size dinletirim Hülya'nın. Ya inşallah. Selim, vallahi inşallah. Selim. Hep dışarıda buluşuyoruz. Bir günde ev, dediğin gibi evde buluşalım. İnşallah, i̇nşallah o günler de gelsin. Sağlıkla. Ben hem saadetinizin devam etmesini amin, sonsuza inşallah kadar uzun yıllar inşallah. Amin. Herkesin. Hem de Selim'e tez şifa diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ya Şafi adıyla Allah onu çok korusun, teşekkür sağlığını ederim bağışlasın. Amin, inşallah. 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 Şehir tiyatrolarına gidiyorum bitirmeden önce. Sen 30 yılı doldurup emekli oluyorsun galiba. Yok, daha var. Daha var mı? Daha var. Ya, sanatçının emeklisi olmaz, olmaz nasıl olsa olmaz. Ama yine de hizmetlerinin karşılığında elbette ki onun da bir vefasının olması gerekiyor. Herhalde devam edeceksin değil mi? Şimdilik edeceğim. Hı. Yani mümkün olduğu kadar, izin verdiği kadar. Allah sağlık, sağlık verdiği oldu müddetçe. Evet, çünkü güzel bir meslek var ve mesleğimi seviyorum. Seviyorsun ve bu kadar büyük tecrübenin yanında yönetmen olmayı düşündün mü? İşte o bütün arkadaşlarımın hadi Rozet lütfen yönetmenlik yap, lütfen yönetmenlik yap çünkü dediği bir şey. Yani hepimizin içinde biraz da olsa bir... Tecrübe. Evet. O birikim insanı böyle bir şeye yönlendiriyor. Belki bir gün yapacaksın. İnşallah. Demek ki yapacaksın. İnşallah. İnşallah. Ya inşallah. İnşallah yani... bu günleri bir geçirelim de önce. Ya evet. Hülya Hanım. Evet. Önce bir bu günleri geçirelim sağlıkla. Bütün dünya inşallah bu işten, bu amin, illetten bir an önce sağlıkla kurtulsun. Amin. Bana da çok sık soruyorlar. Senden de duymak istiyorum. Oyuncu olmaya o kadar çok namzet var ki, o kadar çok insan oyuncu olmak istiyor ki. Bunun belki bir nedeniyle beraber onlara ne demek istersin? Yani bizi dinleyen genç heveslilere. Bizim mesleğimiz siz de biliyorsunuz. Hani sadece önce disiplindir bizim meslekte. Bakın bu o kadar önemli bir şey ki bizim meslekte. Öğrencilerime de ben bunu söylerdim. Hep söylerim. Bizde önce disiplin, evet yetenek mutlaka olması gerek. Bu olmazsa olmaz bir şey. İçinde olması gerek. Olmazsa olmaz bir şey. Ama bizim mesleğimizde en önemli şey disiplin. Okumak, kendini geliştirmek, gözlemlemek ve çok çalışmak. Hani görüntüde insanlar bakıyorlar, ne olacak diyorlar. Ben bir oyunu 2,5 ay çalışıyorum bir rol için. 2,5 ay emek veriyorum. Ya da siz de çok iyi biliyorsunuz, bir dizi, bir film çekerken 14 saat, 16 saat çalışıyoruz biz. Uykusuz günlerimiz, gecelerimiz oluyor. Çok özveri isteyen, disiplin isteyen, çalışma isteyen, sabır isteyen bir meslek. Ben diyorum ama ki, her şeye rağmen değer. Değer. Mutlaka hülyalarının, mutlaka hülyalarının peşinden gitsinler diyorum. Ya evet, gerçekten öyle. Bir de şuralarında bir acı, bir yangın, bir sızı hissetmiyorlarsa zaten hiç de bu işi yapmaya heves etmesinler. Zor bir iş. Ancak burada çok zor. Onu yaşamak lazım. Evet. Ya ben özledim
Seyircin de seni çok özledi. İnşallah yakın bir zamanda yine seni bir dizide o sağlıkla güzel yüzünle, inşallah. O huzur veren yüzünle, o güzel sesinle inşallah tekrar çok izlemek nasip olur. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. İyi ki geldin. Çok çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Ne hoştu sizinle sohbet etmek. Sağ gerçekten. Sevgili seyircilerim, Rosette Hubeş'le yaptığımız söyleşide gördük ki duygularla dokunmanın, duygularımızın ve aklımızla birlikte aldığımız kararların hayatımızda ne kadar değerli, ne kadar önemli bir yeri var. Yunus Emre'nin sözlerinden biri geldi aklıma. Kulun gönül gözü görmedikçe başımızdaki gözün hiçbir anlamı yoktur. 2021 yılı UNESCO tarafından Yunus Emre Anma Yılı ilan edildi. Ben de film gibi hayatlarda bol bol Yunus Emre'yi sizinle birlikte anacağım. Sevgili seyircilerim, haftaya film gibi hayatlarda tekrar buluşmak dileğiyle, sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Thank you.